Ekstra futboldan herkese merhaba. Milli takımımız üst üste 3. kere Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Keyifli bir gündü. Güzel bir maçtı. İkinci yarıda gollerle işi çözdük. 1-0'dan sonra da 2-0, 3-0 artık maç zaten o saatten sonra koptu. İbrahim abiyle birlikteyiz. Abi ilk yarıda açıkçası çok umut veren bir futbol oynamadık. Bir golümüzü attık ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Biraz da böyle yani kafalar şeydi, hani acaba atabilecek miyiz diye. İkinci yarı bambaşka bir oyun gördük. Yunus'un müthiş golü. Perdeyi o açtı tabii. Golaydı. Oradan sonra işler daha da koptu. Ne diyeceksin? Ya öncelikle şöyle yani açıkçası biz bu maçla alakalı Cenk Tosun'la başlar diye Hırvatistan maçının bittikten sonra ya hoca Barış Alper'le Kerem'le burada başka bir oyun planlamıştı. Bu tuttu ama Letonya ile karşı muhtemelen farklı bir oyun oynayacak. Daha çok rakip sahada oynadığımız bir oyun oynayacak. Burada daha net bir santrafora ihtiyacımız olacak diye konuşuyorduk. Beklentimiz de Cenk Tosun gibi net bir santraforla sahaya çıkmamızdı. Ancak Montella bunu tercih etmedi. Yine aynı şekilde bir tek Doğru muyum? Yunus'u ön tarafta. Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğimizde çıktı gibi. Çünkü oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip alana yıktığınızda orada net bir santrafora ihtiyacınız var. En önde oynayan oyuncunuz kim? Barış Alper. Şimdi Barış Alper tamam geniş alanda rakibi çok zor durumda bırakıyor. Hırvatistan maçında hakikaten rakip takım savunma oyuncularını çok zor durumda bıraktı ama oyun daraldığında, oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip sahada oynadığınızda burada artık daha çok becerisi olan o bölgeyi oynamayı bilen oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Burada milli takım bu sıkıntısını yaşadı. Gole kadar. Golde de aslında çok da böyle organizasyonu çok iyi bir gol olmadı. Yani Zeki'nin yaptığı ortalama işte sol tarafa gidiyor. Cenk içeri indiriyor. Burada şahane bir kontrol ve vuruş vardı Yunus'ta. Ve oyun ondan sonra herhalde bir 15-20 dakika tamamen Letonya kontrolüne geçti ki bu da çok sağlıklı bir durum değildi. Tamam şimdi skor üzerinden değerlendireceksek her şey kusursuz gibi gözüküyor ama onu da söylemek lazım. Yani sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda çok daha güçlü takımlarla oynayacağız. Bu Çizgiden kadar kısa çıkarttığımız bir sürede top var yani. O pozisyon gol olsa direkten dönem sıkıntıya var. girebilir. Tabii, direkten dönem var. Devamında Uğurcan Çakır'ın çıkardığı çok kritik bir pozisyon var. Yani bir kere onları bir değerlendirmek de iyi analiz etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta çok daha güçlü takımlarla oynayacağız Burak. O yüzden bizim de mesela Avrupa Şampiyonası'na katılan son 3 kadroya baktığımızda herhalde kadro kalitesi ve organizasyon olarak en zayıf takımla gidiyoruz oraya. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Yani bir önceki Avrupa Yani bir de Şampiyonası'nı hatırla. evet orada yani çok kötü bir performans sergilemiştik. Ondan önceki mesela Euro 2016'da da yine futbolumuzdan Çok iyi çok bir yer prim olsun. Tabii. meseleleri o şey mesele yani kavga dövüş konuşulmuştu. Tabii. Yani bu turnuvada 3. turnuvada artık gruptan çıkmayı çeyrek final yarı final görebilmeyi istiyoruz ama yani ne kadar gerçekçi oyun olarak ya yani belki kadro kalitemiz fena değil ama bunu tabii sahaya yansıtamıyorduk. Belki Montella ile bu değişimi görebiliriz. Bir de şöyle bir şey var abi yani sanki bu kadro bizim kadromuz ya Hırvatistan gibi mesela ne bileyim yani o ayardaki takımlar için mesela bir sonraki milli arada Galler'le oynayacağız ki Galler'in hala şansı var. Onlar da Hırvatistan'ı yendi. Bu arada Hırvatistan Avrupa Şampiyonası'na gidemeyebilir. Onlar ciddi sıkıntıda. Gidemeyebilir tabii. Mesela o maç için müthiş bir test maçı olacak. Yani deplasmanda biz rahatız ama onlar mutlak kazanmak isteyecek. Sonra da Evet. Almanya ile oynayacağız. Mesela bu ikisi çok iyi test maçı ama biz zaten Letonya tarzı takımlara yani elemelerde problem yaşıyoruz yani. İşte yaşamamanız için organizasyonun güçlü olması gerekiyor. Şimdi biz hiçbir zaman zaten bunu sürdürülebilir hale getiremiyoruz ki. Yani oyun olarak da ya oyunu da hadi bir tarafa bırak. Sen zaten bir teknik direktör tercihinde bu kadar milli takımda değişime gidiyorsan zaten o organizasyonun çok sağlıklı olmasını bekleme. Ya bu kadar var mıdır başka milli takım düzeyinde bu kadar teknik direktör değiştiren bir ülke? Çok azdır Yok yani yani. Hani 3 genelde aşağı 5 yukarı milli takım ülkelere bak. Avrupa'da daha bugün denk geldim bir araştırma yani Avrupa'da Avrupa milli takımlarında ortalama 3,5 yıl
hocalar görev yapıyor. Yani 3,5 yıl İşte öyledir ortalama, işte yani. bazısı iki, Çünkü bazısı 10 sene yapan var falan. bunun nedeni de şudur Burak. Yani milli takımda teknik direktör çok az zaman geçiriyor oyuncularla. Kulüp takımı gibi olmadığı için yani bir şeyi oturtabilmek, sistemi oturtabilmek falan biraz zaman alıyor bunun geri bildirimi. O yüzden burada bizde çünkü çabuk karar değiştirildiği için iki tane maç kötü gitti. Yani o gitsin, bu gelsin tartışması olduğu için yani burada artık şuna da bir karar vermeleri lazım. Yani teknik direktör değişimi yapıldı. Bu anlamda zaten Montella da hem deneyimiyle hem ülkemizde yaptıklarıyla doğru isimdi. Artık karar değiştirmeyin. Yani bundan sonra işler bizim adımıza başarısız bile gitse biraz sabırlı olmakta fayda var diye Yani düşünüyorum. gruptan çıkamasak mesela, Euro 2024'te gruptan çıkamasak, hatta 2020'deki gibi turnuvanın en kötü takımı olsak bile sen Montella ile devam De edilebilir mi kesin diyorsun? devam. Edilmeli mi? Kesin, kesin, kesin. %100 yani hiç. Yani bunun 2020, yani bugün buraya katılmak da Montella ile alakalı bir durum da diyemeyiz. Yani şöyle diyemeyiz. Tabii ki dokunuşları oldu kısa sürede, eyvallah, ama hani bunun zamanla alakalı olduğunu söylemek için söylüyorum. Yani oraya gittiğimizde eğer başarısız olursak bunun sorumlusu da Montella değil yani. Onun için biraz Peki zaman abi, mesela sen vermemiz lazım. Euro 2020'deki durumdan sonra Şenol Güneş'le devam edilmesi taraftarı mıydın mesela, o zamanı düşünecek olursak? Şöyle tabii ki Şenol Hoca ile devam edilmesi taraftarıyım, ama orada şöyle bir durum olmuştu. Yani tabii duyduğumuz, haber aldığımız orada içeride çok fazla karışmıştı. Yani hoca ile oyuncular arasındaki durum sıkıntılıydı. Şimdi öyle olduğu için tabii ki o çok sağlıklı bir ortam değil. Orada mecbur değişime gitmek zorunda kalıyorsunuz, ama onun dışında hani sadece skor üzerinden bunu yorumlamamak lazım. İşte bu akşam için de geçer. Tamam, sahadan 4-0 galip ayrıldık, ama şimdi yani bizim Letonya ile aramızda çok ciddi bir fark var, değil mi, oyuncu kalitesi olarak. Ama ona Tabii rağmen canım. özellikle golden sonra büyük bir çoğunluğunu rakibe kaptırıyorsunuz. Şimdi bu anlamda sen şey dedin ya, ya bu tarz takımlara biz zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Yaşamamamız gerektiğini düşünüyorum yani. Yani bu kadar performansı dalgalanmaması lazım milli takımın. Bunun için Yani de teknik şey direktör dedi sürekli mesela, diye gerekiyor. Ermenistan'a karşı deplasmanda çok zor kazandık 2-1. İçeride berabere kaldık, yenilebilirdik bile. Letonya'ya ilk maç 90 artıda yedik, 90 artıda attık. Bugün 4-0, ama yani oyun olarak bölüm bölüm zorlandığımız anlar var. Yani zaten hani Hırvatistan, Galler mesela, Hırvatları yendik, bir maçta yendik, bir maçta yenildik. Galleri yendik, zaten hani garantiledik. Son maçta yani iyi ki kalmadı oraya. Orada da çünkü çok Tabii zor bir tabii. Çok deplasman zor yaptık. oldu. Hırvatistan Çok zor bile oldu. Evet. yenilebiliyor orada. İyi ki yani bu maçta garantiledik. Şöyle bir şey soracağım abi. Mesela Cenk Özkaçar tercihi hem Hırvatistan maçı öncesi hem Letonya bu maç öncesi çok tartışıldı. Hırvatistan maçında sahada herhangi bir tartışma yaratmadı. Yani görevini yaptı Cenk. Ama bu maçta mesela bizim rakip yarı alanda olmamız gereken bir maçta Cenk'in yani hiç isabetli öne oynadığı bir pas açıkçası hatırlamıyorum. Yani burada mesela Montella sadece şunu mu düşündü sence? Yani hani biz 1-0 alalım. Daha sonra Cenk savunma anlamında benim işime yarar. Hani uzun boyuyla da duran toplar. Çünkü Letonya'nın 3 aşağı 5 yukarı tehlikeli olabileceği tek şey duran toplar gibi. Hani mesela Rıdvan'ı kadroya almadı ya. Rıdvan boy ortalamamızı düşürür, duran toplarda bize sıkıntı yaratır diye mi? Sen yani nasıl değerlendiriyorsun Cenk Olabilir Özkaçar tercihini? şöyle. Rıdvan maçını anladık ama neden Letonya karşısında oynadı? Ya şöyle yorumladı bence. Hırvatistan kadrosuyla bir oyun gücü yakaladı. Savunmada da bu anlamda yani iyi savunma yaptığımız bir karşılaşmaydı. Şimdi genelde savunmada çok fazla değişime gitmeyi sevmez teknik direktörler. Çünkü kolay değildir o uyum, yakalanan uyumu başka bir oyuncuyla bozmak. Tabii ki normal olarak düşünce şuydu. Hırvatistan maçında evet oyunun büyük bir çoğunluğu bizim yarı sahamızda olacak. Orada savunma gücü yüksek bekle oynayabilirsin, ama Letonya'ya karşı önde oynayacaksın. Burada becerili bir beke ihtiyacın var. En basiti nedir? Ferdi'yi atarsın oraya. Zeki'yi oynatırsın sağ bekte. Çok daha hücum anlamında verim alırsın. Ama muhtemelen Montella şunu planladı. Ya biz her türlü işi sağlama alalım. Bir şekilde golü buluruz. Senin de dediğin gibi golü bulduktan sonra da daha çok savunmacı oyuncularla sıkıntı yaşamayalım. Çünkü Letonya'nın bize daha fazla topu kaldırarak oynayacağını düşündü.
planlaması budur diye düşündüm. Ama ben teknik direktör olsam mesela o maçı oynadıktan sonra net bek pozisyonda da Cenk'te ısrarcı olmam. Yani ön tarafta Barış Alper'i oturtursun ya da kenara Barış Alper'i atarsın, Yunus'u oynatmazdın. Net bir santraforla oynardım. Yani net. Çünkü çok belli oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip sahada oynayacaksın. Yani burada net bir oyuncuya ihtiyacın var ki Cenk oyuna girdikten sonra iki tane attı. Yani bu çok şey değil. Bence tamam Montella özellikle Hırvatistan maçında mesela bizi Samet tercihiyle şaşırttı. Şimdi iyi oynadı oyuncu, kabul ediyoruz ama doğru mu? Bence çok doğru değil. Yani bu kadar uzun süre oynamamış bir çok büyük risk. Tamam siz güveniyorsunuz, daha önce çalıştınız ama çok büyük risk. Yani Aynen. orada Samet'le de kaybedebilirdiniz. O yüzden bu işin doğrusu nedir? Daha azdır, daha uluslararası deneyim oyuncu varsa onunla oynarsınız. Yani mesela Cenk tercihi tabii o da biraz hani Beşiktaş'ta iyi bir dönem geçirse bence hiç tartışmasız koyulabilirdi ama ya onun da biraz formu Kesinlikle. herhalde Montella'yı düşündürdü. Mesela Kabul Ferdi abi, ediyorum. Ferdi ilk yarıda yani hiç hani tanınmayacak haldeydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Hani topları bile kontrol etmekte zaman zaman zorlandı. Çok Onun etkisiz, çıkması evet. bence çok doğruydu. Bir ara yani bu arada sosyal medyada ya Ferdi nasıl çıkar? Niye yani Ferdi dokunulmaz biri oyuncu değil ki yani kötü oynadı. Bence hani şu ana kadar ya Türkiye'deki kariyeri itibariyle gördüğüm en kötü Ferdi performanslarından biriydi. Çıktı ya bu çok normal bir şey. Ha, orada hani Cenk sahada Ferdi niye çıkıyor tepkisi vardı ama yani bu tarz maçlar hani oyuncuyu ya işte ha, ilk yarıda çıkarmayalı mı düşüneceğin maçlardı ya direkt çıkarırsın yani hiç oyuncu Ferdi'nin de hiç bunun için üzüldüğünü falan düşün. Ya şöyle kötü performans sergilediği için tabii üzülmüştür de nasıl çıktım dememiştir. O da biliyordur çok kötü oynadığını. Ama mesela Hakan Çıkmasında bile Çalhanoğlu anormallik konusunda böyle olmalı. bir şey var. Yani Hakan Çalhanoğlu insanlar diyor ki ya bu oyuncu dokunulmaz mı? Montella mesela maçtan önce evet Vallahi bizim için ben Hakan Çalhanoğlu dokunulmaz dedi. Neden böyle sence? vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben yani kimse kusura bakmasın belki yani tepki de gösterebilir ama ben Hakan Çalhanoğlu mesela kariyerine baktığın zaman kariyeriyle milli takımda sahada duruşu hiç oturmuyor bende ya. Yani hani ortalama bir oyuncu yani. Ama baktığın zaman kariyer hakikaten çok üst düzey. Ama milli takım performansı çok da öyle değil. Yani ben mesela yani bu kariyerde bir oyuncudan bahsettiğim zaman ya bu tarafa çok ciddi katkı sağlamasını beklerim yani. Ben Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım kariyerine bakma tamam önemli zaman zaman önemli işler yaptı ama çok da öyle bir performans aldığımızı düşünmüyorum. Yani o yüzden yani ondan vazgeçmiyorlar. Tabii biraz da o oyun istikrarı, özellikle takımında onu sürdürülebilir hale getirmesi ve yerine herhalde daha çok güvendikleri oyuncu yok diye ama yani benim Aynen öyle ben çok ya hakikaten ya çok üst düzey ya bu Inter'de, Milan'da ya öyle bir oyuncumuz var ki geldi milli takımda da bizi acayip seviyelere çıkardı diyebileceğim performansı yok. aynı şekilde düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu bence mesela 2000 ila 2010 yılları arasında futbol kariyerini sürdürmüş bir oyuncu olsa bence Mümkün değil. 20-25 maç Mümkün anca değil. milli takımda oynar. Şu Tabii anda tabii. 82. maçını oynuyor Hakan Çalhanoğlu. Ya yerine koyacak oyuncumuz yok ki bizim milli Yok. takımımızda böyle aslında buna benzer çok oyuncu var. Mesela ya ilk aklıma Fatih Tekke geldi. Bence müthiş bir kariyer. Çok önemli bir futbolcuydu. Ama mesela milli takım deyince Fatih Tekke'ye dair tek bir fotoğraf bile Yok. hatırlıyor musun? Yok. Neden? Yerinde o zaman çok iyi oyuncular, ondan daha iyi oyuncular vardı. Ama Hakan'ın yani şöyle söyleyeyim. Son 8 senede Türkiye'de Hakan'dan daha iyi bir 10 numara var mıydı? Düşünüyorum. Ya bulamıyorum yani öyle bir oyuncu. Tabii, onun yerine koyabileceğin oyuncu da yok. Doğru söylüyorsun. Yani bir de şimdi ona hep dediğim gibi biraz önce ya şeye çok güveniyorlar. Yani oradaki performansı o kadar yani sürdürülebilir hale getirmiş, sağlıklı durumda ve sürekliliği olduğu için ya yine bir şekilde bu en iyisini yapabilirim milli takımda düşüncesiyle devam ediyorlar. Ama ben insanların tepkisine de şaşırmıyorum yani. Yani zaman zaman ben de aynı tepkiyi gösteriyorum. Mesela bugün özellikle 1-0 yakaladıktan sonra iki tane orta sahada topla buluştu.
hala daha geriye dönme, hala oyunu yavaşlatma düşüncesi o seviyede bir oyuncuyla çok oturtmuyor. Olmuyor yani. Aynen, kesinlikle. Yani görünürde de açıkçası Arda Güler yani orada bizi heyecanlandırıyor. Hani o mevkide bizi Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oynayabilecek başka da bir oyuncu gözükmüyor. Arda Güler umarız hani böyle kışa doğru artık Real Madrid'de yavaş yavaş hani en azından sonradan oyuna girse, şöyle 80'den sonra 75'ten sonra oyuna girse, en azından ya oynamasa bile fit durumda olsa, ya Real Madrid'de yedek bile beklese, bence bizim için çok Tabii. çok büyük bir fırsat olur yani, Yani öyle o anlamda Hakan'ın önünde olacağını açıkçası, ya hücum olarak, hücum açısından kesinlikle önünde olur. Ama mesela işte ciddi bir rakiple oynadığımız zaman yine Hakan'la oynayabiliriz, ama bence Hakan'ın da biraz sorunu yani orada milli formayı, hatta ilk 11'i garanti görmesi. Yani bu da bir sorun olabilir değil mi abi? Yani hani diyor ki ben zaten takımın ya olabilir. kaptanı, Ben biraz kesin. onu ben onu biraz Ben onu biraz şuna bağlıyorum, Hakan'ın buradaki performansını. Daha önce de bunu söylüyordum sürekli. Yani oynadığı takımlarda hakikaten çok önemli bir organizasyonun parçası olabiliyorsunuz. Bazı oyuncular öyledir. Yani organizasyon alır oyuncuyu yukarı götürür yani. Şimdi o biraz İtalya'da özellikle güçlü organizasyonun önemli bir parçası olabiliyor. Burada o kadar organizasyon bozuk ki ondan artık gelip bu organizasyonu sağlam yani bütün organizasyonu çevirmesini bekliyorsun. Burada da olmuyor. Yapamıyor. O işi yapabilecek durumda değil. O iyi bir organizasyonun önemli bir oyuncusu. Organizasyon dağıldığı zaman o da darmadağın oluyor. Ama mesela şimdi Hakan bir 10 numara. Hani bu arada geçtiğimiz yıllarda Milan'da, Inter'de zaman zaman solda da oynadığı oldu. 8 numarada oynadığı Net diyor. oldu. Ya hatta Evet. aynen ya, orta sahanın ortasında da gördük onu, ama hani milli takımda genellikle 10 numara oynuyor. Kuntz onu 8 numara oynattı. Orada da verim alamadık, ama mesela bu maçta şimdi arkasında iki tane orta saha oyuncusuyla oynadı. Fakat hiç yani yay etrafından böyle kendine bir şut pozisyonu yaratamaması, yani ya şut bile çekmiyor Hakan yani. Bu ya sıfır etkinlik. Yani 10 numara oynayan bir oyuncudan bu kadar sıfır, sıfıra yakın hücum etkinliği görmek yani bir normal bir şey değil bence. Yani mesela 6 numara oynasa, 8 numara oynasa yani tamam diyeceğiz de, yani arkasında iki tane Ya işte hep defansif bizi özellikle bir yanıltan orta saha var. Yani niye öne gidemiyor? Neyden işte korkuyor? Anlamıyorum. biraz bizi yanıltan dediğim gibi ya, orada oynadığı oyuncularla beraber yakaladığı uyum. Yani şimdi burada topu aldığınızda net bir santraforunuz yok. Düşünsene Barış Alper'le oynuyorsun. Barış Alper bu ülkede bence oyun zekasını kullanabilen en vasat oyuncu diyebilirim bak. Oyun zekasını. Tamamen becerileriyle Zaten onu da oynuyor. Beraber kullansa acayip bir oynama yere gidebilir. Müthiş bir fiziği var. İşte Çok ama hızlı. gitsin niye gitmesin ya? Gitsin niye gitmesin ya? Öğretin gitsin çocuk abi yani. Aynen. Niye öğretmiyorlar yani? Bizde Keşke. genelde öyle algı var. Ya onu da yapsa ne işi var burada? Yapsın abi gitsin. Yani yapanlar Yapma yapıyor. tabii, yapması lazım. Yani Aynen. ya biz çünkü kimseye bir şey öğretemediğimiz için diyoruz ki onu da yapsa ne işi var burada? Hep biz bekliyoruz ki oyuncu halletsin işlerini. Tamam da sen de öğret Aynen. Ya abi sen hadi de yani bir oyuncun var elinde. İsmail Yüksek ile ilgili konuştuğumuz hani altyapı problemi Barış Alper'de de var aynısı. Yani oyuncu Kesinlikle. altyapılarda bir şeyler öğrenememiş. Yani Galatasaray'a geldikten sonra futbolu öğreniyor. Ya abi zaten Galatasaray zirve yani. Tabii. Hani orada futbolu öğrenmek çok zor gerçekten. Ya oradaki şansı da şu oluyor işte. Icardi ile oynuyor, işte Endombele ile oynuyor, Zaha ile oluyor. Onlardan yine bir şeyler öğrenebiliyor. Şansı o yani. Yoksa maalesef ona şey dokunamıyor. Antrenörler dokunamıyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri o yani. Çünkü görmüyor ki antrenör de onu ya. O da senin dediğin gibi zaten onu yapsa ne işi var burada diyor. Çıkıyor işin içinden. Aynen. Abi ağzına sağlık. Birazdan Teşekkür Montella'nın basın ederim. toplantısı gelecek. İki galibiyetle bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren hoca bakalım ne diyecek. Aynı zamanda yanında Montella'nın bir futbolcumuz da çıkacak. Onun ismini bilmiyoruz ama basın toplantısını canlı vereceğiz. Kaçırmayın. Ekstra futboldan ayrılmayın. Herkese iyi geceler. İyi geceler.